Bu videoda levha tektoniğinden bahsetmek istiyorum. Muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. O yüzden bu videoda ne anlatılacağını belki de biliyorsunuzdur. Temel fikir şu. Dünyanın yüzeyi bu sert levhalardan oluşmuştur. Yani dünya sert levhalara ayrılıyor ve bu sert levhalar birbirleriyle göreli olarak hareket ediyor göreli olarak hareket eder ve ederken üzerlerindeki her şeyi bir gezintiye çıkartırlar. Üzerlerinde olan şeyler derken kıtalar da bunlara dahil. Yani bu levhaların hareket etmesi söz konusu. Şurada Wikipedia'dan aldığım gerçek levha resimleri var. Şurada da Pasifik levhasını görüyorsunuz daha koyu bir renk kullanayım. İşte Pasifik levhası, Nazca levhası, Güney Amerika levhası. Saymaya devam edebilirim. Antarktika levhası. Bu kürenin yüzeyine iki boyutlu olarak bakarsanız dipteki ve üstteki şeyler olduğundan çok daha büyük görünür. Antarktika aslında Güney ve Kuzey Amerika'ya kıyasla bu kadar da büyük değil. Dikdörtgeni doldurmak için genişletilmiş. Neyse, ne diyorduk? Aa, evet, işte Antarktika levhası, Kuzey Amerika levhası ve birbirlerine göreli olarak hareket ettiklerini görebilirsiniz. Oklar da bunu anlatmaya çalışıyor. Tam şurada Nazca ve Pasifik levhalarının birbirinden uzaklaşarak hareket ettiğini görüyorsunuz. Burada yeni bir alan oluşuyor. Diğer videolarda bundan daha ayrıntılı bahsedeceğiz. Heh, tam şurada Atlas Okyanusu'nun ortasında Afrika ve Güney Amerika levhalarının birbiriyle karşılaştığını görüyorsunuz. Aynı zamanda birbirlerinden ayrılıyorlar. Bu da yeni bir alanın veya yeni levha materyalinin oluştuğunu gösteriyor. Önümüzdeki videolarda bundan da bahsedeceğiz. Bu iki levha birbirini itiyor, sonra ayrılmaya çalışıyor. Levha tektoniğinin kanıtlarına, levhaların oluşum detaylarına veya levhaların neden hareket edebileceği ile ilgili teorilere girmeden önce levha tektoniği terminolojisine bakmak istiyorum. Çünkü bazen bunlara kabuk levha deniyor ama aslında mesele tam olarak böyle değil. Size aradaki farkı göstermek için dünyanın farklı katmanlarını ayırmak için kullanılan iki farklı sınıflandırma şekli göstereceğim. Ve daha sonra bunların birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlatacağım. Geleneksel olarak gördüğümüz şey ki aslında bunun çok detayına inen bir video yapmıştım. Dünyanın kimyasal katmanlarının kırılması. Kimyasal katman derken farklı katmanları oluşturan maddelerin ne olduğundan bahsediyorum tabi. Yani bu açıdan bakarsak, en üst katman, yani en ince olan katman yer kabuğu. Bunun altında manto var. Aslında dünyanın tamamını göstersem daha iyi tabi. Ölçekle çizmeyeceğim ama olsun, evet. Şimdi yer kabuğunu çizelim. Yer kabuğu dünyanın en ince dış katmanı. Şu çizdiğim mavi daireyi yer kabuğu olarak düşünün. Bunun altında manto var. Yani mavi ve turuncu çizgi arasındaki her şey manto. Şimdi yer kabuğunun da adını yazayım. Yer kabuğu burada gördüğünüz mavi pikseller. Mantonun içinde de çekirdek var. Bu yaptığımız yüksek düzeyli ayrım, kimyasal ayrım. Yani diyor ki, yer kabuğu farklı elementlerden meydana gelmiştir. Mantoda olan maddelerden farklı maddelere sahip. Mantonun içindeki şeyler de çekirdektekilerden farklı. Burada mekanik özellikler anlatılmıyor. Mekanik özellikler dediğimde bir şeyin katı ve sert olup olmadığından bahsediyorum. Evet, katı ve sert belki o kadar sıcak ve erimiş ki bir tür magma veya plastik katı madde gibi. Bunlar en kırılgan maddeler. Eğer kayaç ısınırsa ve erimeye başlarsa magma veya plastik katı veya bozulup şekli değişen madde oluşur. Plastik demişken cep telefonu kabınızın yapıldığı maddeden bahsetmiyorum. Deforme edilebilmesinden yani şekil değiştirmesinden bahsediyorum. Bu kayacın şekli değişmiş ve bozulmuş çünkü bir şekilde ısınmış ve erimiş. Sıvı gibi davranmaya başlıyor ama çok daha viskoz bir yapısı var. Normalde su gibi bir sıvıyı düşündüğümüzde aklımıza gelen akışkanlık veya incilik bunda yok. İşte şu viskoz bir sıvı. En akışkan madde tabii ki sıvı haldeki madde olur. Mekanik özellikler dediğimizde kastettiğimiz bu. Şuradaki ayrıma bakarsak yer kabuğu katı. Mantonun da bazı kısımları katı. Mesela mantonun en üst kısmı katı, geri kalanı ise deforme olan ve bir şekilde akışkan durumda diyebileceğimiz magmanın içinde. Mantoda ne kadar derine indiğinize bağlı olarak akışkanlık seviyesi değişir. Yer kabuğunun dış kısmı sıvı çünkü sıcaklık çok yüksek. Yer kabuğunun içi de aynı şeylerden oluşuyor ve sıcaklık daha da yüksek fakat basınç da yüksek olduğu için bu kısım katı. İşte bu yüzden manto, yer kabuğu ve çekirdek gibi yapılı ayrımlar o şeyin katı mı, magma mı yoksa sıvı mı olduğunu bize anlatmıyor. Sadece o bölgenin içeriğini söylüyor. Levha tektoniği için içerik çok önemli. Bu lehvalardan bahsederken sadece yer kabuğundan bahsetmiyoruz. Dış ve sert kısımdan bahsediyoruz. Hatta biraz yakınlaşayım. Evet. Şimdi yer kabuğunun yakınlaştırılmış haline bir bakalım. İşte yer kabuğu burada. Bunun altındaki şeylerin tümüne üst manto diyeceğiz. Mantoda çok da derine inmemişiz. O yüzden üst manto diyoruz. Yer kabuğunun hemen altında manto gerçekten katı halde olacak kadar soğuk. İşte hemen şurada katı mantoyu görüyorsunuz. Levhalardan bahsederken aslında dış katı katmandan bahsediyoruz. Bunun içinde hem yer kabuğu hem de mantonun katı kısmı var. Litosfer. Evet, litosfer. İnsanlar levha tektoniğinden bahsederken aslında kabuk levha ifadesini kullanmamalı. Litosfer levha demeliler. Litosfer levha. Litosferin altında mantonun en viskoz olmayan kısmı var. Çünkü sıcaklıklar kayanın eriyici kadar yüksek. Fakat basınç o kadar yüksek değil ve mantonun alt kısmına indiğinizde akışkanlar birbirlerinin yanından geçip gidiyor. Fakat hala viskoz bir kıvamdan söz ediyoruz. Hala magmadayız. Evet, magma halinde. Mantonun bu akışkan kısmına tam sıvı diyemeyiz ama uzun zaman aralıkları sonrasında akışkan özelliklere sahip hale geliyor. Litosfer, astenosferin üzerinde diyebiliriz astenosfer. Yani litosfer ve astenosferden bahsederken aslında mekanik katmanlardan bahsediyoruz. Dış katman, katı katmanlar, litosfer küresi. Bunun altındaki daha akışkan katmanda astenosfer. Yer kabuğu, manto ve çekirdekten bahsederkense kimyasal özelliklerden, bir şeyleri meydana getiren maddelerden bahsediyoruz. Evet, bu da burada bitti. Hoşçakalın.